thrown behind. Again, when your star player like LeBron James, and Shumpert grabs his knee and he's in. But the rookie Shumpert landed awkwardly. And up just awkwardly on the turn, trying to cross over, and right away grab that left knee. Jerome Jordan. See the plant, the left knee right away. And he's critical for the Knicks' success defensively. Maç esnasında dizim döndü. Sanki dizim içerisinde bir şey koptu gibi hissettim. Maçı tamamlayamadım ve dışarı çıktım. Dizim daha sonra şişmeye başladı. Yürümekte güçlük çekiyorum ve yürürken sanki dizim boşluğa doğru gidiyor. Diyorsanız eğer, sizde ön çapraz bağ yırtığı olabilir. Ön çapraz bağ nedir? Ön çapraz bağ yırtıklarının tedavisi nasıl yapılır? Ameliyatsız tedavi mümkün müdür? Buna benzer detayları bu videoda özetlemeye çalışacağım. Ön çapraz bağ nedir? Ön çapraz bağ, dizin 4 tane ana bağından bir tanesidir. Diz fonksiyonları için çok önemli bir yapıdır. Diz içerisinde kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında yer alır. En önemli görevi kaval kemiğinin öne doğru kaymasını engellemektir. Bunun yanında dizin rotasyonel stabilitesine de katkı sağlar. Ön çapraz bağ yırtığının belirtileri nelerdir? Hastalarda hangi şikayetler bulunur? Ön çapraz bağ yırtıkları ya da kopmaları çoğunlukla spor esnasında olur. Futbol ya da basketbol oynarken ya da başka bir spor yaparken çoğu hastada dizde ani gelişen ağrı ile kopma hissi meydana gelir. Birçok hasta dizinin döndüğünü, dizinin sanki yerinden çıkıp tekrar yerine girdiğini ya da boşa gittiğini söylerler. Yırtıkla beraber eklem içerisinde kanama olur ve dizde hızlıca şişlik meydana gelir. Hastalar yürürken topallamaya başlarlar ve dizlerini şişlikten dolayı tam olarak açamazlar. Birkaç hafta ya da ay geçtikten sonra dizdeki şişlik azalır ve eklem hareketleri normale döner. Bu dönemdeki şikayetler sadece dizde boşa gitme, boşa çıkma ya da dizde güvensizlik hisleri olabilir. Bazı hastalarda ise şikayet sadece dizde güvensizlik hissidir. Hastalar spor yapmaktan, koşmaktan ya da bir yerden atlamaktan çekinirler. Dizlerinin tekrardan döneceğini ya da boşa gideceğini hissettiklerini söylerler. Ön çapraz bağ yaralanmaları nasıl oluşur? Ön çapraz bağ yaralanmalarının çoğunluğunda temas yoktur. Yani sporcunun kendi yaptığı bir hareketle ön çapraz bağ yaralanabilir. En sık görülen sebep pivot mekanizma denilen sabit ayağın üzerinde dizin ve vücudun dönmesiyle oluşan travmadır. Bunun dışında spor esnasında dize gelen direkt travma, iş kazası, yüksekten düşme, trafik kazası gibi durumlarda ön çapraz bağ yaralanmalarına sebep olabilir. Ön çapraz bağ yaralanmaları her yaşta görülebiliyor ancak basketbol, futbol, tenis, kayak gibi sporlarla uğraşan gençlerde ön çapraz bağ yaralanmaları daha sık görülüyor. Ayrıca kadın sporcularda erkek sporculara göre ön çapraz bağ yaralanma ihtimali belirgin bir şekilde daha yüksek. Peki ön çapraz bağ tanısını nasıl koyuyoruz? Tanı için genellikle muayene ve MR bizim için yeterli. Hastanın dizindeki ağrı ve şişliğin çok fazla olduğu yaralanma sonrası erken dönemde muayeneyi her zaman tam olarak yapamıyoruz. Ancak ileriki dönemlerde şişlik azaldıktan sonra dizdeki instabiliteyi muayene ile anlayabiliyoruz. Muayene dışında diz MR'ı ile tanıyı koyabiliyoruz. Eşlik eden kırık olma ihtimali göz önünde bulundurarak direkt grafi yani röntgen filmlerinde çoğunlukla istiyoruz. Ön çapraz bağ yırtığının ya da kopmalarının tedavisini nasıl yapıyoruz? Ön çapraz bağ yaralanması sonrası akut dönemde yani dizin şiş ve ağrılı olduğu dönemde buz tedavisi, istirahat, dizlik ve ağrı kesici öneriyoruz. Bunun dışında ön çapraz bağ yırtığının tedavisi kabaca ikiye ayrılıyor. Cerrahi tedavi yani ameliyat tedavisi ya da fizik tedavi ve güçlendirme gibi ameliyat dışı yöntemler. Ağrı ve instabilite yani dizin boşa çıkması gibi şikayetleri bulunmayan, spor yapmayan, hareketli bir yaşam stiline sahip olmayan orta ve ileri yaş grubu hastalarda ameliyat dışı yöntemler ilk tercihimiz oluyor. Peki ön çapraz bağ yırtığını ne zaman ameliyat ediyoruz? Aktif, spor yapan, hareketli bir yaşama sahip genç hastalara çoğunlukla ameliyat öneriyoruz. Ön çapraz bağ yırtığının ameliyatını nasıl yapıyoruz? Ön çapraz bağ ameliyatlarını artroskopi dediğimiz kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Yırtılan ya da kopan bağın tamir edilmesi çoğunlukla mümkün olmuyor. Bunun yerine diz çevresinden tendon grafitleri alıyoruz. Diz içerisindeki kemiklere tüneller açarak aldığımız bu grafitleri yerleştiriyoruz. Ön çapraz bağın yerine koyduğumuz bu grafitleri kullandığımız bir takım implantlar ile tespit ediyoruz. Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası ne kadar sürede iyileşebilirim? Ön çapraz bağ ameliyatları sonrası fizik tedavi çok önemli bir yer tutar. Fizik tedaviyle amaç dizin eklem hareket açıklığına ve kuvvetine yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Ameliyat sonrası ertesi gün hasta koltuk değnekleriyle ayağa kalkıp yürüyebiliyor.
Yatak içerisinde eklem hareketleri ve güçlendirme egzersizlerine başlıyoruz. Masa başı çalışan ya da çok ağır işi olmayan hastalar 1-1,5 ay içerisinde işlerine dönebiliyor. Spora dönüş ise 5-6 ayı bulabiliyor. Hatta son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, spora dönüş süresinin 9 aydan önce olduğu sporcularda ön çapraz bağ yırtığının tekrarlama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Erken sürede spora dönüşlerde yeniden yaralanma riski artmaktadır. Bu yüzden spora dönüş için sporcunun fiziksel ve psikolojik açıdan hazır olması gerekmektedir. Peki ön çapraz bağ yırtıkları kendiliğinden iyileşebilir mi? Ön çapraz bağ yırtığına sahip bazı hastalarda zaman içerisinde şikayetlerin azaldığını ya da geçtiğini görsek de ameliyat edilmeyen ön çapraz bağ yırtıklarının kendiliğinden iyileşmesi çoğu hastada mümkün değil. Hepinize sağlıklı günler dilerim.